Sadece tanıtım filmi bile heyecanlandırdı. Dev proje için ilk ve en önemli adım atıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni binasının 2019 yılının ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanıyor. Proje merkezin ilk tasarımcısı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından tasarlandı. Atatürk Kültür Merkezi'nin yerine yapılacak dev opera binası aslında bir yaşam merkezi de olacak. İçinde bir kültür sokağı olacak, manzaralı bir restoranı da olacak. Yani içeride herhangi bir etkinlik yokken de insanlar o binaya girip istediklerini yapabilecek. Nasıl? Hiç fena değil, şık. Şurası zannedersem yıkılacak bina, doğru mu? Evet. Buralarda ön tarafa katılacak yerler. Evet. Ne güzel. Evet, evet görmüştüm, haberde gördüm. Nasıl peki sizce? Ben beğeniyorum, mimari olarak başarılı bir proje. Eskisi 2500 kişilik olacak, eskisinden daha büyük olacak. Bence çok başarılı, yapılması gerekiyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Aynı fikirdeyim. Çok güzel bir şey olacak. Yeni binada 800 kişilik tiyatro salonu, 1000 kişilik oda tiyatrosu, konferans salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu ve kütüphane de olacak. Salonların akustiği de yeni teknolojiye göre yapılacak. İçeride ise yepyeni bir salon yapıyoruz. Çünkü eski salon 1300 kişilikte akustik problemleri vardı. Biz bu yeni salon 2500 kişilik bir salon ve doğal akustiğe sahip. Böylelikle opera ve baleler burada gösterilebilecek. Opera binası 2500 kişilik olacak. Eğer içerideki 2500 kişiden biri değilseniz üzülmeyin. Çünkü dev ekrandan içerideki tüm etkinlikleri izleme şansına sahip olacaksınız. Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin önü araç trafiğine de kapatılacak. Gümüşsuyu'ndan Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan araç trafiği yeraltı tüneline taşınacak. Önüne büyük bir yansıma havuzu yapacağız. Bu Washington'da White House'un önünde olan, yani bina kendisine çift katı gözükebilecek. Bir de bu tünel sayesinde de meydan bina ile birleşecek. Eski binadan daha büyük bir alana inşa edilecek binanın 885 araçlık otoparkı da olacak.